Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayhan, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Osman Budak'la sanatçı Sümer Özgü, yöresel ürünler fuarı için basın toplantısı düzenledi. Ali Çandır, geçen yıl ilki düzenlenen Yörex fuarında sizin oraların nesin meşhur sloganıyla yöresinin adını almış tüm ürünleri Antalya Expo Center'da topladıklarını belirterek 780 bin kilometre karelik Türkiye'yi 3000 metrekareye sığdırdık dedi. Ekonomik krizin etkilerini azaltmak, yerinde istihdam sağlamak ve net ihracat doğuracak katma değeri yüksek ürünlerin ekonomiye kazandırılması ve ihracatı hedefiyle böyle bir fuar düzenlemeye karar verdiklerini anlatan Çandır, geçen yıl 42 ilin katıldığı fuara bu yıl 81 ilin katılmasının hedeflendiğini söyledi. Bu yıl hedefimiz 81 il. Anadolu'nun 10 bin yıllık geçmişinin birikimini yansıtan bu ürünleri Türk tüketicisine, özellikle gelecek nesillere aktarmak için bir anlamda herkesin desteğiyle iyi bir çalışma oldu. Anadolu'nun 10 bin yıllık geçmişini Antalya'da topladıklarını vurgulayan Çandır, bu yıl 28 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek fuarın kültürel boyutta gelişmesini sağlamak için de halk müziği sanatçısı Sümer Özgü ile temasa geçtiklerini anlattı. Bu yıl ve umuyorum ki bundan sonraki yıllarda Sümer Özgü bizim sanat yüzümüz olacak. Özellikle bizim projemize de örtüşen Anadolu'dan geldik türküsü bizi de ciddi anlamda heyecanlandırıyor. Anadolu'nun gerek kültürel gerek hoşgörü kültürünü özellikle vurgulayan bu yaklaşımlarıyla fuarımıza renk katacaktır. Ben kendisine şimdiden teşekkür ediyorum. ATSO Başkanı Çetin Osman Mudak da od olarak böyle bir organizasyonu desteklediklerini belirterek Antalya sadece ürünler değil kültürleri de sunmanın tam noktası. Bu fuar 3 günlük bir fuar olarak kalması değil tüm yıla yayılması gereken ciddi bir çalışma dedi. Sümer Özgü ise yerli üretimin önemine dikkat çekerek bu ülkede devrim arabalarının uçak yapımının bir şekilde engellendiğini, meyve ve sebzelerin tohumlarını bile ithal eder hale geldiğimizi kaydetti. Yörex fuarına katılan firmaların konumu aslında gerçek anlamda halk üretimidir. Halkın işte kendi yiyeceğini, kendi el sanatlarını, kendi turizmini, kendi kültürünü sergilediği gerçek bir ülke üretimidir. Bu refleksin aslında gelişmesi lazım. Yani bu ülkede biz makine yapmak istiyorsak bu anlayışa sahip olmak zorundayız. Uçak yapmak istiyorsak bu refleksi kaybettiğimiz sürece bunların hiçbirini yapamayacağız. O açıdan bu kıvılcımı yaktıkları için bu işi düzenleyen arkadaşları ben gönülden kutluyorum. Yerli üretimin önemine vurgu yapan ve kıvılcımı yakan fuarı düzenleyenlere teşekkür eden Özgü, Anadolu'dan Geldik isimli türküsünü fuarın müziği olarak armağan etti. Ben de bu bölgeden yetişmiş, bu ülkeden yetişmiş bir sanatçı olarak tüm varlığımla bu anlayışa, yöresel ürünler fuarındaki çalışmalara katkı sağlayacağım. Başından sonuna kadar her zaman varım. Hatta Anadolu'dan Geldik türkümü bu fuarın her zaman müziği olarak kullanılmasına gönüllü olarak izin veriyorum ve armağan ediyorum bu türküyü. Bu fuarın türküsü müziği olarak armağan ediyorum.